أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاء يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Hayırlı akşamlar efendim. Tüm izleyicilerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Afyonkarahisar İl Müftülüğümüzce hazırlanan Regaib Gecesi özel programıyla huzurlarınızdayız. Bu vesile ile ekranları başından bizleri takip eden tüm izleyicilerimizin mübarek Regaib Gecelerini ve idrak etmiş olduğumuz 3 aylarını tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak birliğimize, dirliğimize vesile eylesin. Tüm insanlık için de huzur, barış ve esenliğe vesile eylesin. Niyazıyla programımıza başlıyoruz. Bu akşam programımızda 3 aylar ve Regaib Gecesini konuşacağız. Program konuğumuz, İl Müftü Yardımcımız Sayın Harun Yılmaz Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyisiniz hocam. İnşallah hocam. Hamdolsun, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah, bizler de iyiyiz Allah hocam. Allah versin Ahmet Hocam. Hocamızla sohbetimizin ardından yine Afyonkarahisar'ımızın merkez camilerinde görev yapan güzide hocalarımız buradalar. Onlar Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif kıraatinde bulunacaklar inşallah. Dua ile programımızı nihayetlendireceğiz. Evet değerli hocam, zaman hızla akıp geçiyor. Ve bu akıp geçen zaman elimizdeki belki en büyük sermayemizden birisi, en büyük nimetlerden birisi. Dolayısıyla bu akıp geçen zaman içerisinde yapmamız gereken çok faydalı işler var. Hem inancımız, hem ibadetlerimiz, hem yaşantımız açısından. Bu zamanı lehimize çevirebilecek,
faydalı ve hayırlı işleri çoğaltabilmek için muhakkak zaman içerisine yerleştirilmiş çok önemli zaman dilimleri de var. Bu zaman dilimleri içerisinde bu üç aylar, evet, İslam alemi içerisinde tüm Müslümanlarca hasretle, muhabbetle gelmesi beklenilen ve manevi yaşantının yoğunlaştığı zaman dilimleri. İsterseniz üç ayların önemi nedir dersek ve idrak etmiş olduğumuz Regaib gecesinin öneminden bahsetmek isterseniz neler söylersiniz hocam? Teşekkür ediyorum. Sözlerimin başında Rabbimize hamdü sena ile başlıyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hatemen Nebiyyin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam eyliyoruz. Bu gece idrak ettiğimiz Regaib gecemizin şahsımıza, hanemize, şehrimize, ülkemize, alem İslam'a hayırlar getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz eyliyorum. Ekranlar başında bizleri izleyen tüm kardeşlerimize selam, saygı, hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Kıymetli Ahmet Hocam, bu giriş güzergahından sonra 3 aylar içerisindeyiz. 3 aylarımızın dini ve manevi hayatımızdaki yeri ve oradan Regaib Kandili konusunu inşallah birlikte anlamaya ve üzerinde durmaya çalışacağız. Tabii Rabbimizin dünyayı yaratılışından beri onun katında ayların sayısı 12'dir buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Evet. 12 ay. Tabii bu 12 ay içerisinde 3 aylar dediğimiz şuhur-u selase, eskiler böyle ifade ederdi. 3 aylar, şuhur-u selase dediğimiz 3 aylar. Bunlar ki ilki Recep, diğeri Şaban ve diğeri Ramazan-ı Şerif. Şimdi bu konuya geçmeden önce biraz zaman ve mekan kavramları üzerinde durarak, şimdi zaman da, mekan da Rabbimizin yarattığı birer varlıktır, mahluktur. Sonuçta bizler de bir zamanda ve mekanda yaşıyoruz, bir zamanda ve mekanda iş işliyoruz, amellerimizi, eylemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Zamandan ve mekandan münezzeh sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın tabii ki Rabbimiz. Şimdi Rabbimiz zamanı yaratmış. Fakat zaman içerisinde bir takım mukaddes zamanları takdir eylemiş. Rabbimiz mekanları yaratmış, mekanlar içerisinde bir takım kutsal mekanları var eylemiş. Evet. Tabii o kutsal zaman ve kutsal mekanı belirleyen kriter ölçü ne? Tamamen Rabbimizin takdiri ve o zaman ve mekandaki, o zamanda gerçekleşen olaylar yahut o mekanda yapılan faaliyetler. Evet. Şimdi böyle olunca, şimdi mekan olaraktan düşünürsek, Allah-u Teala evet bütün kainat, bütün varlık Rabbimizin mekanıdır. Fakat Allah-u Teala bir takım mekanlara özel kutsiyet atfetmiş. İşte Mekke'deki Kabe gibi, değil mi? Arafat gibi, Kudüs gibi bir takım mescitler mesela genel içerisinde mescitlerin ayrı bir hususiyeti. Evet. Rabbimiz o mekanlara özel bir değer vermiş. Niçin? O mekanlarda güzel işler, güzel faaliyetler yapılıyor. O mekanlara Rabbimiz bir kutsiyet vermiş. Şimdi bazı zamanlarda var ki Rabbimizin yine kutsiyet verdiği zamanlar. O zamanlarda hem içinde yapılan işlerin değeri, güzelliği hem de Rabbimizin o zamanlardaki işlere verdiği mükafat, sevap ve af ve mağfiretinden kaynaklanıyor. La teşbih şöyle düşünelim. Hani diyelim ki bir belirlenen gün var. O günde bir değer atfediyoruz. O gün kendiliğinden değerli olmuyor. O günü belirleyen irade, o güne bir değer atfettiği için ondan dolayı o gün değerlenmiş oluyor. İçerisine mesela, yüklenen anlam açısından. Evet. Mesela şöyle bir örnek verelim. Mesela Cülüs-ü Humayn denilen, değil mi, Osmanlı döneminde Osmanlı padişahlarının tahta çıkış merasimleri ve her yıl o zamanlarda atiyeler, hediyeler, bir takım ikramlar halka takdim etmeleri. Evet. Şimdi Cülüs-ü Humayn zamanı neye denk geliyorsa onu kıymetlendiren ne? O zamandaki faaliyetler, o evet, zamandaki değerler. Mesela bir dönem ben Hollanda'da görev yaptığımda orada Kraliçenin günü vardır, 30 Nisan.
Şimdi o güne ayrı bir önem atfediyorlar. Sebebi ne? O günde işte kraliçe tahta çıkmış. O günde bir takım halka yönelik güzel faaliyetler, imkanlar sunuyorlar. Şimdi o 30 Nisan'ın normalde hiçbir bizde değeri yok değil mi? Hiçbir şeyi yok. Ama onların nazarında çok önemli değer var. Niye? Onlar açısından böyle bir imkan sunmuş. Her toplum içerisinde, kendi toplumun örfüyle, adetiyle, alakalı, yani bizde de değil mi? Yani dini ve milli bayramlarımızı düşünelim. Düşündüğümüz zaman mübarek gün ve gecelerimizi düşünelim. İşte bu üç aylar özellikle bu yönden çok önemli. Şimdi dedik ki Recep, Şaban ve Ramazan. Evet. Bunlar peş peşe gelen manevi açıdan bize büyük mükafat ve sevap kazandıracak iklim, zaman dilimleri. Ve özellikle bizi Ramazan-ı Şerif'e hazırlayacak olan zamanlar. Ramazan-ı Şerif'e hazırlayacak olan zamanlar ki şu anda işte üç ayların içerisindeyiz. Rabbimiz bu üç aylar içerisindeki bir takım gecelerde af ve mağfireti, mükafatı, kullarını affetmesi adeta ekstra bir bağış, atiye ikramda bulunmak gibi. Yahut bir amele bazen 10, bazen 100, bazen 1000, bazen 30 bine kadar mükafat vermek gibi bir durum gerçekleşiyor. İşte bu üç aylarımızın başlangıcının ilk cuma gecesine biz ne diyoruz? Regaib gecesi diyoruz. Üç aylarımız içerisinde Regaib gecesi. Sonra Şaban-ı Şerif'in Recep ayının 27. gecesi Miraç gecesi olarak idrak ediyoruz. Şaban ayının tam ortasını 15. gecesini Berat Kandili gecesi olarak idrak ediyoruz. Ve nihayetinde Ramazan-ı Şerif ayının ağırlıklı olarak 27. gecesinde ittifak edilen çok ağırlıklı görüşe göre 27. gecesinde idrak ettiğimiz Kadir gecemizi de Ramazan ayı içerisinde idrak ediyoruz. Tabii bu üç ay içerisinde bakın dört önemli gece. Zaten Ramazan'ın her bir gecesi ayrı bir güzelliğe, ayrı bir öneme haiz. Kadir gecesi çok daha farklı bir hususiyeti var. Şimdi yine cuma gecelerine biz ne yapıyoruz? Ayrı bir mana yüklüyoruz değil mi? Sebebi çünkü o konuda Peygamberimizin hadisi var. O konuda Rabbimizin dualarının kabul edildiği an olduğunu bizlere ne yapıyor? Bildiriliyor. İşte Regaib gecesi de bu mübarek zaman dilimlerinin 3 aylar içerisindeki ilki. İlk cuma gecesi olduğu için ilk hayırlı ve mübarek gece. Yani Müslüman toplumlar tarafından, tüm Müslümanlar tarafından rağbet gösterilen bir gece olmuş. Aynen zaten öyle. Ertesi günü cuma gecesi, o geceyi kutlayarak 3 ayların başlangıcına güzel bir giriş yapmış olunuyor aynı zamanda. Tabii ki. Yani bu konuda bizler inşallah şu anda manevi o iklime girdik. O manevi iklimi en güzel şekilde değerlendirme yönünde çaba ve gayret içerisinde ne yapmamız gerekiyor? Evet. Olmamız gerekiyor. Hocam zaten sohbetimizin başında da dedik, zaman bize verilen en büyük nimet. Eskilerimizin de tabiriyle her geceyi Kadir, her gördüğünü Hızır bil diye gayet güzel bir kelam-ı kibar var. Dolayısıyla mümin bilecek ki hayatının her anı çok kıymetli, altın gibi kıymetli. Bunu artık nasıl değerlendirebiliyorsa hem dünyası hem ahireti açısından faydalı işleri çoğaltabiliyorsa inşallah o nispette de eline geçecek olan semere de o olacaktır. Evet. Şimdi bu geceler belki hocam bir anlamda Ramazan-ı Şerif'e Hazırlık geceleri. Kur'an'a muhatap olma ve kulluk bilincine erime geceleri. Dolayısıyla bu gecelerin hocam değerlendirilmesi Kur'an'ı anlamak için önemli. Güzel bir Müslüman olabilmek için önemli. Sünnet-i Resulullah'ı yaşayabilmek, anlayabilmek için önemli. Beşeriz. Hepimizin hataları, kusurları oluyor. Her zaman kendimizi kontrol etmemiz icap ediyor ama böyle manevi gecelerde daha çok manevi açıdan kulluğumuz açısından kendimizi temizlenmek, arındırmak için tövbe ve istiğfara yönelmek gerekiyor belki. Bu gecelerin ihya sadedinde nasıl geçirilmesini önerirsiniz hocam? Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii 3 aylar girdiğinde Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin zaten şu duası çoğumuz biliyoruz, duyarız. Ey Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizler için mübarek,
bereketli ve verimli eyle. Buradaki mübarek kelimesi özellikle bereketli ve verimli manasında. Evet. Yani onu istifadeli, verimli bir şekilde geçirmeyi bizlere lütfeyle, nasip eyle. Ve bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır diye bu duasını zaten 3 aylar girdiğinde yapıyor. Yani Peygamberimiz hem Recep ve Şaban ayının kendisine mübarek, hayırlı, bereketli olması için dua ediyor. Evet. Hem de Ramazan-ı Şerif'e ulaşma noktasında bir duada bulunuyor. Yani Ramazan'a kavuşmak için duada bulunuyor. Niçin? Çünkü Ramazan ayındaki o fazilet, o güzellik, o bereket, o hayır çok daha ne yapıyor? Zirveye çıkıyor. Tabi bu gecelerimizin dedik ya, Recep ayı içerisindeki ilk gecesi Regaib gecesi. Evet. Peki Regaib ne demektir? Önce bir Regaib kelimesi üzerinde duralım ki Regaib gecesini nasıl değerlendireceğimizi de peşinden anlatmaya çalışalım. Tabi Regaib, rağbet kelimesinin çoğulu. Evet. Rağbet bir şeye arzu, istek duymak, bir şeyi elde etmeyi arzulamak. Evet. Değil mi? Hani فَاِذَا فَرَغَتَ فَنْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. O İnşirah suresindeki o halde diyor, sen bir işten koyulduğunda başka bir işe giriş ve Rabbine rağbet et. Şimdi orada rağbet kelimesi geçiyor. Regaib kelimesi ilgili bir kelime. Evet. فَاِذَا فَرَغَتَ فَنْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Rabbine yönel, Rabbini arzula, Rabbine rağbet et. Şimdi biz Rabbimizin affını, mağfiretini talep ediyoruz. Evet. Biz cenneti arzuluyoruz, cemalullahı arzuluyoruz. Bu bir isteğimiz var, bu bir rağbet. Ama bu rağbeti destekleyici irade ve ameller lazım, değil mi? Tabii. Hani yoksa öbür türlü kuruntuda ve boş bir arzuda kalmış olur. Evet. Biz ona emani, ümniye diyoruz. Ümniye denilen şey ne? Boş bir kuruntu. Ama insanın bir şeye rağbet etmesi, bir şeye yönelmesi, o şeyi gerçekleştirmek için bir azim ve gayretiyle bağlantılı bir şey. Bir defa rağbetimiz burada Rabbimiz olacak. Evet. Rağbetimiz kulluğumuz olacak. Rağbetimiz cemalullah'a olacak. Allah'ın rızasına olacak. Rağbet kelimesi. Regaib de bunun çoğulu. Demek ki çok arzulanan, çok istenen anlamında. Biz o gecede neyi arzuluyoruz? Rabbimizin affını arzuluyoruz. O gece evet. Cennetini arzuluyoruz. Cemalini arzuluyoruz. Rızasını arzuluyoruz. Sağlığımızı, sıhhatimizi arzuluyoruz. Birlik ve dirliğimizi arzuluyoruz. Yani evet. Güzellik namına ne varsa biz onu arzuluyoruz. Hakikaten de ismi çok anlamlı, çok güzel bir kelime, rağbet kelimesi. Hatta bu rağbet fiili ilah ile kullanıldığı zaman rağbet etmek manasında. Fakat an ile kullanıldığı zaman bu sefer de bir şeyden uzak kalmak, yüz çevirmek manasında. Ragibe an, bir şeyden uzaklaşmak, yüz çevirmek. Ragibe ilah, bir şeye yönelmek, evet. Bir şeyi elde etmek. Mesela Kur'an der ki, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَ. Beyinsizlerden, akılsızlardan başka İbrahim'in o hanif dininden kim yüz çevirir diyor. Bakın orada evet. Ragibe kelimesi geçiyor ama an harfi ceriyle geçtiği için, an kelimesiyle, harficiyle geçtiği için mana olumsuzlaşıyor. Fakat biz Rabbimize rağbetimiz. Dolayısıyla ragibe ilah ile kullanılan ayette rağbetimiz, yönelmemiz nedir? Rabbimizedir. Belki hocam Rabbimize rağbetimizin artmasına vesile olacak bu geceler. Elbette. Bir taraftan da biraz önce dediğiniz Arapça kaide, başına an gelirse kaçınmak günahlardan, nefsin isteklerinden, tuğyanından, hatalardan da kaçınarak Rabbimize vasıl olmak, ona yakınlaşmaya çalışmak için bir fırsat, değil mi hocam? Evet, tabii. Burada özellikle hani nasıl değerlendirilebilir? Genelde bu sorular çok sorulur. Genelde yani standart bir değerlendirme şekli yok. Evet. Bu ve tüm geceleri. Yani bir defa kulluğumuz genel. Evet. Bize düşen şu ayetin gereği, ey insan, ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Evet. Şimdi yarına kastettiği kıyamet, ahiret. Bugün şu anda dünya hayatındayız. Biz biraz önce sohbette de başta söylediniz, hayatın her aşamasını, her saatini biz en güzel bir şekilde değerlendirmeliyiz. Bu bir genel usuldür, kaidedir. Fakat bunun ötesinde, evet, bazı özel zaman dilimleri var mı? Var. Bunu kabul ediyoruz. Çünkü bu bize bildiriliyor. Bu bize
ayette bildiriliyor. Özellikle Kadir Gecesi ile ilgili. Hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Diğer gecelerle ilgili. Bunlar madem bize söylenmiş, o halde bunu da biz ekstra bir değerlendirme zamanı gibi, ekstra atiye, ekstra evet. bir lütuf olaraktan düşünmeliyiz. Yani bu gecelerde olsun, diğer gecelerde olsun. Bizler bir defa Rabbimize olan kulluk bilincimizi her daim canlı tutmalıyız. Evet. Rabbimiz olan kulluk bilincimizi. Bu geceleri bir muhasebe, bir murakabe zamanları gibi değerlendirmeliyiz. Yani ne demek muhasebe ve murakabe? Yani insanın şöyle iç kontrol yapması, nefsini kontrol etmesi, kendi haline bir çeki düzen vermesi, bir muhasebeye girişmesi. Yani ya ben neyim, ben neciyim, bak ben bu dünyaya geldim, Allah beni yarattı, bana bir hayat verdi, evet. bana bir takım imkanlar verdi, fırsatlar verdi, azayı cevarih verdi. Ben bunları ne yolda kullanıyorum? Bu dünya geçici. Sonuçta uzun da olsa ömür, kısa da olsa hepsi fani ve geçici. Ben bunu ahirete yönelik, elbette ki dünyayı kazanmak için de mümin çalışacaktır, gayret edecektir. Sizin en hayırlınız ne dünyası için ahiretini terk eden ne de ahireti için dünyasını terk edendir diyor. Yani iki taraf içinde dengeyi, birbirini terk etmeyecek evet. ve dengeyi gözetecek. Evet. Bu dengeyi gözeterek yani dinim, dünyam, hayatım, ahiretim için ne yapıyorum? Başta kendi şahsım için değil mi? İnsan bir defa kendi şahsını bir düzeltecek, evet. ıslah edecek. Kendine çeki düzen verecek ki ondan sonra işte ailesine, çoluk çocuğuna, topluma ne yapsın? Faydası olsun. Şahıslarımızdan başlamak üzere muhasebemizi, sonra ailelerimizi unutmadan, sonra topluma doğru ne kadar güzellik ve katkıda bulunursak. Değil mi? Hedeflerimiz bu olmalı. Bir defa şahsi hayatımızda ve ailemizde üç aylarımızın güzelliğini yansıtmalıyız. Evet. Hanelerimizde. Çoluk çocuğumuz bunu hissetmeli. Onun özellikle manevi bereketini. Ha, bu maddi bereket de getiriyor sonuçta bu zaman dilimleri. Özellikle Ramazan'ı düşünürsek değil mi? Evet. Hakikaten de her hanelerde, yani vasat hanelerde, fakir hanelerde bile o bereketler ne oluyor? Hissediliyor. Ama bizim asıl kastettiğimiz o manevi yönünü, manevi bereketini yaşayabilmek. Bunun içinde tabii ki Rabbimizle olan yakınlığımızı, bağımızı artırmak, Kur'an ile olan bağımızı artırmak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o hayatının örnekliğini hayatımıza ne yapmak? Yansıtmak. O güzelliklerimizi hanemize, o huzur yuvamıza yansıtmaktan geçiyor. İnşallah. Evet değerli hocam, hakikaten bu geceler çok ehemmiyetli. Ne hangi açıdan belki en fazla ehemmiyet noktası? Kulluk bilincine erebilme açısından. Şu anda tüm dünyanın ihtiyaç hissettiği birlik ve beraberlik, işte kan olmasın, gözyaşı olmasın, insanlar her yerde adaletle hükmedilsin, insanlar insanlara tahakküm etmeye çalışmasın, sadece Allah'a kulluk bilinci içerisinde bir hayat sürsün. Tabii bu da yol gösterici olarak ahir zaman nebisinin ümmeti olarak bizlere çok görev düşüyor, Müslümanlara çok görev düşüyor. Bu gecelerde hasaten inancını sorgulamalı, Allah'a olan yakınlığını sorgulamalı. Anlattıklarınızdan bunu anlıyoruz. Sosyal hayatını kendisi başta kendini ele alarak ben Allah'a karşı kulluğum nasıl? Acaba layıkınca sorumluluklarımı yerine getirebiliyor muyum? Topluma karşı olan vazifelerimi, aileme karşı olan vazifelerimi yerine getirebiliyor muyum? Noktasında bir kendisini muhasebe evet. edecek. Aynen. Ve Kur'an'ı anlama, sünnet-i Resulullah'ı hayatına tatbik etme noktasında yeni bir inşallah milad olacak. İnşallah. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz son eklemek istediğiniz tövbe ve istiğfardan bahsettiniz. Bunun makbul bir tövbe nasıl olur? En son ona değinerek hocalarımıza sözü evet, bırakalım inşallah. Tabii vaktimiz de kısıtlı. Şöyle yine üç ayların özellikle pazartesi ve perşembe günleri oruçların da evet. Dahil ederek özellikle ve Şaban ayını ki önümüzdeki ayda Şaban ayı gelecek. Şaban ayında özellikle oruçları daha çok artırarak Allah Resulü'nün hadisinin ifadesiyle Recep ile Ramazan arasındaki Şaban ayında insanların çoğu gafil olur. Evet. O aylarda ameller Allah'a arz edilir. Ben de Rabbime amellerin arzının oruçlu olarak arz edilmesini istediğim için o aylarda orucu artırıyorum
demesinden hareketle hani Recep ayı bir yavaşça tempo, evet. Şaban ayı bu tempoyu biraz daha artırma. Evet. Artık Ramazan ayına girdiğimizde bu manevi iklimi tamamen bütün hücrelerimizi, iliklerimizi hissederek yaşama mevsimi olarak değerlendirmeli. İnşallah. Özellikle bu üç ayları tevbe ve istiğfar açısından şu ayeti hatırlatıp birkaç cümleyle sohbetimizi tamamlayalım inşallah. Şimdi ey nefislerine zulmeden kullarım. Evet. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah-u Teala tüm günahları isterse bağışlar, şirk hariç. Dolayısıyla o gafurdur, affedicidir, rahimdir. Biz bu geceleri özellikle yani Rabbimize yöneliş, evet. inabe dediğimiz, tevbe dediğimiz Rabbimize yöneliş zamanları düşünmeliyiz. Hatalarımızı, kusurlarımızın affı için, çünkü ondan başka kapı yok, ondan başka af merciği yok. En yüce af merciği odur değil mi? Yani evet. Rabbimizdir. Rabbimizden af dileyeceğiz, mağfiret dileyeceğiz. Beşeriz, kusur ediyoruz, hata ediyoruz, ediyoruz. Özellikle bu zaman dilimlerinde çok daha tevbe ve istiğfara yöneleceğiz. Sadece bununla sınırlamayacağız. Diğer zamanlarda da Peygamberimiz her gün yaparım diyor. Her gün tevbe istiğfarda bulunurum diyor. Günde 70 defa. Bizler her zaman tevbemizi elbette yapacağız. Her zaman hatalarımızı, kusurlarımızı, noksanlarımızı görüp ondan uzak kalmaya çalışacağız. Ama özellikle bu zaman dilimlerini daha da bize verilmiş ekstra imkanlar, ekstra fırsatlar olaraktan değerlendirmeli ve hayatımızı güzel bir kul, iyi bir mümin, dedik ki hanesine, ailesine, toplumuna, vatanına, milletine, devletine yarayışlı fertler olarak Rabbimizin rızası doğrultusunda hayatımızı geçirmeliyiz. Genel çerçevesiyle böyle diyebiliriz. Evet hocam, çok teşekkür ben ediyoruz. Arasın, ben teşekkür İnşallah ediyorum. Cenab-ı Hak bu gece toplum olarak, birey olarak, toplum olarak hepimizi mağfiret eylesin. Amin inşallah. Hayırlara vesile eylesin. Gecemizi en güzel şekilde geçirebilme lütfuna bizleri mazhar eylesin. Amin inşallah. Hepsinden önemlisi Kur'an ve sünnet çerçevesinde razı olacağı bir hayatı hepimize lütfeylesin. Amin. Amin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olasınız. Evet, şimdi sözü hocalarımıza bırakalım. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif kıraat edecekler. En sonunda dua ile inşallah ellerimizi Rabbimizin rahmetine kaldırıp iltica edeceğiz. Ben sözü hocama bırakıyorum. Buyurun hocam. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون تجري من تحتهم الأنهار في جنات
Da'vahum fiha subhaneke Allahümme ve tahiyyetuhum fiha selam. Ve ahiru da'vahum enil hamdülillahi rabbil alemin. Sadakallahul azim. Divan dururum, rükû ederim, secde eylerim, birsin Allah'ım, aman Allah'ım. Allah yaratan sensin, yaşatan sensin, hem Rezzak sensin, birsin Allah'ım, aman Allah'ım. Allah yaratan sensin, yaşatan sensin, hem Rezzak sensin, birsin Allah'ım, aman Allah'ım. Dualar sana, niyazlar sana, ibadet sana, birsin Allah'ım, aman Allah'ım. Allah aşkın zikreyler, halim fikreyler, daim şükreyler, birsin Allah'ım, aman Allah'ım. Allah aşık zikreyler, halim fikreyler, daim şükreyler, birsin Allah'ım, aman Allah'ım. Yaradılmış cümle oldu şaduman, gam gidip alem yeniden buldu can. Cümle zerratı cihane düp nida. Çağırın şu ben, dediler ki merhaba. Merhaba ey Ali Sultan, merhaba. Merhaba ey Kani İrfan, merhaba. Merhaba ey Sırrı Fırkan, merhaba. Merhaba ey Derde Derman, merhaba. Merhaba merhaba ey
aşina. Merhaba ey Mahu Hürşid-i Hüda, merhaba ey Hak'tan merhaba ey Asi Ümmet Melce'yi, merhaba ey çaresizler Eşfe'i. Merhaba ey can baki, merhaba, merhaba ey uşak sanki, merhaba, merhaba ey kurratu ayni halil, merhaba ey has mahbub celil, merhaba merhaba sensin şefiul müznibin, merhaba ey cümlenin matlubi sen, merhaba sen. Ey cemali gün yüzü bedri münir, ey kamu düşmüşlere sen destgirisin kamu üftadenin, hem penahi bende o azadenin. Ey gönüller derdinin dermanı sen, yaradılmışların sultanı sen. Sensin ol sultanı cümle enbiya, nuri çeşmi evliya esfiya. Nübüvvet mührünün sen.
hatemi. Çünkü nurun roşen etti alemi. Gül cemali gülşen etti. Son nefes didarın ile şad kıl. Değmeyin şu kalbime, bu kalbim Allah der ağlar. Değmeyin şu kalbime, bu kalbim Allah der ağlar. El vurmayın gönlüme, bu gönlüm Allah der ağlar. El vurmayın gönlüme, bu gönlüm Allah der ağlar, Allah der ağlar. El vurmayın gönlüme, bu gönlüm Allah der ağlar, Allah der ağlar. Değmeyin şu gözüme, bu gözüm Allah der ağlar. Değmeyin şu gözüme, bu gözüm Allah der ağlar. El vurmayın üzüme, bu özüm Allah der ağlar. El vurmayın özüme, bu özüm Allah der ağlar, Allah der ağlar. El vurmayın özüme, bu özüm Allah der ağlar, Allah der ağlar. Sübhanım illallah, sultanım illallah. Sübhanım illallah, sultanım illallah. Ne versen razıyız biz elhamdülillah. Ne versen razıyız biz elhamdülillah. La ilahe illallah, ya Allah illallah. La ilahe illallah, ya Allah illallah. Ne versen razıyız biz elhamdülillah. Ne versen razıyız biz elhamdülillah. Eminim illallah, emanım illallah. Eminim illallah, emanım illallah. Sinemde her zaman imanım illallah. Sinemde her zaman imanım illallah. La ilahe illallah, ya Allah illallah. La ilahe illallah, ya Allah illallah. Ne versen razıyız biz elhamdülillah.
Ne versen razıyız bizden hamdülillah. Kimi dosta varır, dosta ben dolu Allah Allah. Kimi dosta varır, dosta ben dolu. Kimi nefse uyar, kahrolur gider Allah Allah. Kimi nefse uyar, kahrolur gider. Kimi tevbe eder, asfıya olur Allah Allah. Kimi tevbe eder, asfıya olur. Kimi inat eder, eşkıya gider Allah Allah. Kimi inat eder, eşkıya gider. Kimi gülistanda Gonca gül olur Allah Allah. Kimi gülistanda Gonca gül olur. Kimi Gonca güle har olur gider Allah Allah. Kimi Gonca güle har olur gider. La ilahe illallah ya Allah illallah. La ilahe illallah ya Allah illallah. Ne versen razıyız bize elhamdülillah. Ne versen razıyız bize elhamdülillah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmid din. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm, sıratal lezîne en'amte aleyhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما وبالآخرة هم يوقنون.
ربهم وأولئك صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme ya Rabbena teqabbal minna inneke entes semiul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم Ey yerleri ve gökleri yoktan var eyleyen, varlığından bizleri haberdar eden, bizlere her türlü nimetleri bahşeden Yüce Rabbimiz, sana hamdü senalar olsun. Hamdü senamızı kabul eyle ya Rabbi. Alemlere rahmet olarak gönderdiğin, sevgili Peygamberimiz Hatemen Nebiyyin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam eyliyoruz. Salat ve selamımızı Peygamber Efendimiz'e ulaştır ya Rabbi. Ya İlahi ve ya Erhamer Rahimin, şu mübarek gecede el açtık, amin diyoruz. Dualarımızı geri çevirme Allah'ım. Ya İlahi ve ya Erhamer Rahimin, okunan aşri şerifeleri, sure-i celileleri, tekbiratı, tahmidatı, tesbihatı ve mevlid-i şerifeyi ve sohbetten hasıl olan manevi hasılatı dergâh-ı izzetinde kabulü karîn eyle ya Rabbi. Fetekabbeleha Rabbuha bi kabulin hasen sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cümle okuduklarımızı anlayarak hayatımıza tatbik edebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ve dahi cümlesinden hasıl olan sevabı, evvelen bizzat, fahri kainat, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu şeriflerine hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi, haberdar eyle ya Rabbi. Peygamberimizin âli ashabının, ezvacı tahiratın, sahabenin, tabiinin, tebe-i tabiinin rıdvanullahi aleyhim ecmainin de bil cümle ervahını hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi, haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, İslam'ın ilk gününden, ilk muharebesinden, Bedir'den günümüze gelinceye kadar, din-i mübini İslam uğrunda, vatan millet mukaddesat uğrunda, fedai can eden tüm aziz şehitlerimizin ve bil cümle gazilerimizin ruhuna hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Haberdar eyle ya Rabbi, ya İlahi ve ya Erhamer Rahimin, ekranları başında şu duamıza amin diyen bil cümle kardeşlerimizin de âba ve ecdadının ervahını hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi, haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, içinde bulunduğumuz şu mübarek regaib gecesi hürmetine dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affı mağfiret eyle, bizi kendine kul, Habibi Edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bizi gerçek manada ümmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, içinde bulunduğumuz şu mübarek üç ayları, Recep-i Şerif'i, Şaban-ı Şerif'i hakkımızda mübarek ve hayırlı ve bereketli eyle ve bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuştur ya Rabbi. Ya İlahi ve ya Erhamer Rahimin, şu mübarek gecede memleketimizin dört bir tarafında edilen dualara dualarımızı ilhak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, tüm geçmişlerimize rahmet eyle, hayatta olanlarımıza sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eyle ya Rabbi. Bizleri her türlü görünür, görünmez,
bilebildiğimiz, bilemediğimiz her türlü felaketten, musibetten, kazadan, beladan hıfz-ı muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, içinde bulunduğumuz şu salgın hastalıktan da bizleri en karibu zamanda kurtar. Genel şifanı ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri depremlerden, yangınlardan, sel felaketlerinden, kuraklıktan hıfz-ı muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hanelerimize her daim huzur, sürur, saadet ihsan eyle ya Rabbi. Şehrimize, ülkemize, alemi İslam'a güzellikler lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri şu güzel vatanda kardeş bir şekilde, kardeşçe yaşamayı nasip eyle, lütfeyle ya Rabbi. Birlik ve beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Birliğimize, beraberliğimize kastedenlere fırsat verme ya Rabbi. Dahilimizde ve haricimizde birliğimizi, beraberliğimizi bozanlara fırsat verme ya Rabbi. Hiçbir terör örgütüne fırsat verme ya Rabbi. Bizleri her türlü terörden hıfz-ı muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bu yolda mücadele eden kardeşlerimize güç, kuvvet ihsan eyle ya Rabbi. Tüm askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize kuvvet ihsan eyle ya Rabbi. Birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirip düşmanların da birlik ve beraberliklerini tarumar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, terörle mücadele yolunda güvenlik güçlerimize de kuvvet ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahi ve ya Erhamer Rahimin, dualarımızı kabul eyle. Bizlere dünyada da ahirette de güzellikler, iyilikler lütfeyle ya Rabbi. Bizleri cehennem azabından hıfz-ı muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, umduklarımıza nail, korktuklarımızdan cümlemizi hıfz-ı muhafaza eyle ya Rabbi. Sana hakkıyla kulluk edebilmeyi cümlemize lütfeyle ya Rabbi. Şu üç ayları, şu mübarek zamanları, şu mübarek geceleri iyi değerlendirebilmeyi, kulluk şuuruna erebilmeyi cümlemize nasip ve lütfeyle ya Rabbi. Ya İlahi ve ya Erhamer Rahimin, dünyada iman ve Kur'an üzere yaşayarak hayatımıza iman ve Kur'an üzere hüsnü hatimeyi bahşedip mahşerde iman ve Kur'an üzere bizleri haşru neşreyle ya Rabbi. Başta peygamberimiz, peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler zümresine bizi ilhak eyle ya Rabbi. Cennetine, cemaline bizi lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, dualarımızı kabul eyle. Dualarımızı boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi, kabul olunmayacak duadan, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, her türlü nefsimizin şerrinden ve azgınlığından sana sığınıyoruz cümlesinden bizleri hıfz-ı muhafaza eyle ya Rabbi. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyiden evveline vel ahirin. Veselamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.